21 Mart ve 23 Eylül'de de ne olur? Ekvatora dik düşer. 4 defa dik düşer belirli noktalara. Bu noktalara dik düşerken bu tarihlerimizi bilelim. İlk önce bunu bilelim hemen. 1 21 Haziran'da dik düştü. 21 Aralık'ta dik düştü. Bir de 21 Mart ve 23 Eylül'de dik düştü. 4 tane tarihimiz var. 21 Haziran'da güneş ışınlarının dik geldiği yer Yengeç dönencesi. 21 Aralık'ta dik geldiği yer Oğlak dönencesi. 21 Mart'ta dik geldiği yer, 21 Mart ve 23 Eylül'de dik geldiği yerlerde neresi olacak? Ekvator olacak. Yengeç dönencesi burada. Hangi yarım kürede? Kuzey yarım kürede. Oğlak dönencesi de burada. Güney yarım kürede. Ekvatorda zaten ortada yeşil olan yer. Yeşille gösterildi. Burada B noktasına 21 Haziran'da, F noktasına 21 Aralık'ta, D noktasına da 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde dik düşer. A sorusuna bakalım. A'da denilen şey şu. Güneş ışınlarının yıl içinde hiçbir zaman dik açıyla düşmediği konum. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman dönencelerin dışına. Dönenceler şurası. Bakın iki tane dönencemiz var. Dönenceler arası burası. Burası çok soğuk da değil, çok sıcak da değil. Yani ekvatorun dışında, dönenceler dışındaki yerlere baktığımızda şuralar çok soğuk olan yerler. Kutup bölgelerine yakın olan yerler. Burada mevsimler çok yaşanır. Mevsimleri net bir şekilde yaşayabiliriz. Türkiye'de sonuçta burada. Ama bu dönencenin dışında olan iki yer var. Bunlardan bir tanesi A, bir tanesi de G. Bu iki tane noktaya ne olmaz? Güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla düşmez. O zaman bizim bunun cevabı ne olacak? A ve G. Güneş ışınlarının yılda bir defa dik düştüğü konumlar. Yılda bir defa dik düştüğü konumlara baktığımız zaman B ve F'yi alırım. D'yi almam. D neresiydi? Ekvator. Bakın D burada. D ekvatorda ama D'yi iki defa dik düştü. Hem 21 Mart'ta hem de 23 Eylül'de. O yüzden ben burayı da almıyorum. Güneş ışınlarının C sorusuna bakıyoruz. Güneş ışınlarının yılda iki defa dik düştüğü konumlar. İki defa dik düştüğü konumlara baktığımız zaman da iki defa dik düştüğü yerde neresi olur? C, D ve C olur. D olur. Bir de E noktası olur. Çünkü bu arada ya ekranla oynamıyoruz. C, D ve E. Şu noktalara da ne olacak? İki defa dik düşer. D'ye şimdi B'ye dik düştükten sonra B'den güneş ışınları ne yapar? Sonuçta dünya dönüyor, güneş de dönüyor. Döndükçe tekrardan farklı konuda yani bu arada dik gelir zaten. Bu arada dik geldiği zaman D'nin dışındaki yerlere de ne yapabilir? İki defa dik gelir. Dördüncü soruya bakıyoruz. Burada rüzgar. Biliyorsunuz rüzgar oluşun temel sebeplerinden bir tanesi de basınç farkı. Basınç farkı olursa rüzgar meydana gelir. Basınç farkı olmazsa rüzgar meydana gelmeyecek. Ve soğuktan sıcağa doğru. Her zaman rüzgarın yönü bu şekildedir. Ya yüksek basınçtan alçak basınca dersiniz ya da soğuktan sıcağa olarak bilirsiniz. İkisi de nasıl aklınıza tutarsanız. Ben bu iki tane bölgeye baktığımda, üç bölgemiz var. K, L, M şehirlerimiz var. Yalnız bunlara bakarken şöyle bir şey yapın. İkili ikili değerlendirin. Üç tanesini bir arada değerlendiremeyiz biz bunların. İkisini değerlendirirken örneğin kimle kime baktım? K ile L arasına baktım. K ve L'ye baktığım zaman K'den L'ye gelmiş. K'den L'ye geldiyse o zaman K soğuk, L sıcak. Yani burası buraya göre daha soğuk. K daha soğuk.
Sonra diğer bölgeye geliyorum. Diğer bölgemiz de bizim K ve M. K ve M'ye bakıyorum. K yine aynı şekilde M'ye gelmiş. Yani M daha sıcak. Çünkü K'den de M'ye geldi, L'den de M'ye geldi. K'den de L'ye geldi. Hep K'den gittiler. O zaman hep K'den gittiyse bizim sıcaklıklarımızdan en düşük olanı kim o zaman? K. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Artık hangisi sizin kolayınıza gelirse. K'den L'ye geldiği için K soğuk, L sıcak. L büyüktür, K diyoruz. K'den M'ye geldiyse M büyüktür, K dedik. L'den M'ye geliyorsa soğuktan sıcağa doğruydu. M büyüktür, L. Şimdi bu üçünü bir araya getiriyoruz. Üçünü bir araya getirdiğimiz zaman ne olur? En büyük M büyüktür. L de büyüktür. K olacak. Rüzgarın yönü tekrar söylüyorum. Soğuktan sıcağa doğru ya da yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Dediğim gibi artık aklınıza hangisi kalıyorsa ikisi de geçerli. Basınç farkı olmazsa bir bölgede o bölgede sıcaklık rüzgar oluşumu gerçekleşmez. Basınç farkı varsa rüzgar oluşumu meydana gelir. İkinci soru, bulutlanma ihtimalinin en yüksek olabileceği şehir hangisidir? Bulut nerede meydana gelir? Sıcak olan yerlerde meydana gelir. Alçak basınç ve yüksek basınç olaylarına baktığımız zaman ısınan hava yükselir. Isınan havalar yükseldikçe o bölgedeki tanecikler ne olur? Yukarıya doğru gider. Yukarıya doğru gittikçe artık bu bölgelerde bulut oluşturacak. Yüksek basınç olan yerde bulutlanmaz. Alçak basınç, şurası alçak basınçtır. Eğer hava sıcaksa alçak basınç. Hava soğuk yoksa yüksek basınç. Çünkü buradaki alçaklık ve yükseklik bizim moleküllerin yukarıya doğru gitmesiyle veya aşağı doğru gelmesiyle ilgilidir. Aşağı doğru geldiği zaman ne olur? Yüksek basınç. Aşağıdan yukarıya doğru giderken ne olacak? Alçak basınç olacak. Burada da aynı şekilde sıcak olan yer M bölgesi. M'de yeryüzünde bulunan tanecikler bu şekilde yukarıya doğru gider. Yukarıya doğru gidince burada azalma var. Sorularda şunu karıştırıyorsunuz genelde. Isınan hava yükselir diyor. Isınan hava yükseldi. Evet burada yükseldi. Nasıl ki bir tencerenin kapağı kapalı içerisinde su kaynadığında kapak hareket ediyorsa demek ki oradaki ısınan hava, ısınan tanecikler yukarıya doğru kapağı itti. Burada da yukarıya doğru ittiği için aşağıda azaldı. Aşağıda azaldığından dolayı biz buna ne diyoruz? Bu bölgeye alçak basınç diyoruz. Ama yukarıdan gelseydi soğuyan hava da aşağı doğru gelir. Aşağı doğru geldiğinde de burada ne meydana gelecek? Yüksek basınç meydana gelecek. İkisi birbirinden farklıdır. Buna dikkat edin. O zaman en sıcak olan yer bana lazım. En sıcak olan yer neresi? M. Bulutlanma ihtimalinin en yüksek olabileceği şehir hangisi olur o zaman? M şehrimiz olur. Beşinci soruya bakalım. Yine bu da çok soru çıkan yerlerden biri. Muhtemelen zaten sizin yazılarınızda da bu çıkacak. Bize iklim ve hava olaylarının karşılaştırması verilmiş. Bunlarla ilgili bilgiler verilmiş. Hangisinin iklim, hangisinin hava olayı olduğunu, ona ait olduğunu isteniyor bizden. İklimde bir kesinlik vardır. İklimde genel bir alan vardır. İklimdeki iklimsel özellikler kolay kolay değişmez. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık ya da kısa süreli bir değişkenlikten bahsediyorsa hava olayı, ama daha uzun bir süreden bahsediyorsa, daha geniş bir alanı kapsıyorsa o zaman ne olması gerekir? İklim olması gerekir. İnceleyen kişiler, inceleyen bilim insanları var. Klimatologlar ve meteorologlar vardır. Klimatolog, iklimi inceleyen, iklim bilimi inceleyen kişilerdir. Meteorologlar da hava olaylarını, hava durumlarını inceleyen bilim insanlarıdır, bilim insanı.
Bir de klimatoloji ve meteoroloji var. Meteoroloji de bu bilimlerin ismi. Meteoroloji hava olaylarıyla ilgilenen bilim. Klimatoloji de neyle ilgili olacak? İklimle ilgilenen bilim. Klimatoloji bilimi inceler. Klimatoloji biliminin incelediği şey kim olur? İklim. İklime ait olanların yanına iyi yazıyorum. Kesinlik bildirir. Kesinlik bildirirse yine aynı şekilde iklim. Çünkü hava olayı tahminidir. Değişkenlik fazla. Değişkenlik fazlaysa, sabah akşam uymuyorsa ya da bir hafta, 2 hafta öncekiyle aynı değilse hemen ne diyoruz? Hava olayı. Geniş bölgeler için geçerli. Geniş bölgeler için geçerliyse yine iklim olur. Çünkü hava olayı kısa olan yerler, kısa tahminler, dar alanlar için geçerliydi. Meteorologlar kişiydi. Hangi kişiydi? Hava olayıyla ilgilenen kişiydi. Günün farklı saatlerinde yapılan gözlemlere dayanır. Günün farklı saatleri olduğu için sabah, öğlen, akşam gibi, o zaman ne olması gerekir? Yine hava olayı olması gerekir. Aşağıda canlılarda gerçekleşen özelliklere bazı örnekler verilmiştir. Bu özelliklerden hangilerinin mutasyon, hangilerinin modifikasyon olduğu soruluyor bize. Tek yumurta ikizlerini büyüdükleri ortama göre boy ve kilolarının farklı olması. Boy ve kiloları farklı ama bunlar tek yumurta ikizleri, genetik olarak benzer. Farklı olmasının sebebi çevreseldir. Ne diyoruz buna? Modifikasyon. Van kedisinin göz renklerinin farklı olması, Van kedisi mutasyona uğradığı zaman çekirdeksiz üzüm gibi, o da bir mutasyondur. Mutasyonlar yararlı mutasyonlar ve zararlı mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır. Burada Van kedisinin gözlerinin renkli olması tür çeşitliliğini artırdığı için yararlı mutasyona girer. Zaten ne grubunda? Mutasyonda. B ve A yaptık. Çekirge larvalarının 16 derecede gelişen benekli, 25 derecede gelişenler ise beneksiz. Yani burada sebep olan şey çevresel faktör. Çevresel faktörler değiştirdiği için buna ne dedik? Modifikasyon. X ışınına maruz kalan kırmızı gözlü sinek larvasından gelişen sirke sineğinin beyaz gözlü olması X ışını dedi. X ışını dediği için bir radyasyon olduğu için bu neye sebep oldu? Mutasyona. Uzun süre güneş altında kalan bir kişinin deri kanseri olması. Eğer bronzlaşma demiş olsaydı ne olacaktı? Modifikasyon ama burada uzun süre kaldı. Uzun süre kaldığı için yüksek sıcaklık, ilaçlar, kimyasallar, X ışınları, radyoaktif ışınlar bunlar ne yapardı? Mutasyonu yapardı. O yüzden bu da yine mutasyon grubunda. Kara hindiba bitkisinin dağlarda yetişenlerinin kısa, ovalarda yetişenlerin uzun boylu olması. Bu da aynı zamanda bir modifikasyondur. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Adaptasyonları dediğimiz gibi canlıların hayatta kalabilmesi için gerçekleştirdiği bir ortama uyum sağlamadır. Adaptasyonumuz uyum sağlama. Adaptasyonlar uzun süre devam ettiği için, nesilden nesile devam ettiği için bu sefer neye geçmiş oluyor? Kalıtsallığa geçmiş oluyor. Adaptasyonlar kalıtsal. Örneğin develerin kirpikleri uzun, develerin kirpiklerinin uzun olması onların uzunluğunun sebebi uyum sağlamak için. Çöllerde yaşadıklarından dolayı gözlerini tozdan korumak amaçlı geliştirdiği bir adaptasyondur. Daha sonra bunlar da artık bu kişilerde ne olmuş olur? Kalıtsal özellik haline gelmiş olur. Ama adaptasyonların çeşitleri vardır. Kimisi beslenmek için, kimisi sıcaktan korunmak, kimisi soğuktan korunmak, kimisi avcıdan korunmak için gerçekleştirir. Örneğin kutup ayısının kulaklarının küçük olması, kutup ayısının kulaklarının küçük olması kutupta yaşadıklarından dolayı soğuk bölge, soğuktan korunmak için vücut alanları ne yaptı? Küçülttü. Yani buradaki avantajı vücut sıcaklığını korumak, soğuktan korunmak.
Kaplanın keskin dişleri. Yine aynı şekilde kaplan avcısını parçaladığı için dişlerinin sivri olması gerekir. Sağladığı avantaj besin ihtiyacını karşılar. Bu kalimun bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. Bir de istiridye var. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. İstiridyenin şeklini değiştiriyor. Bu kalimun bulunduğu ortama uyum sağlıyor. İstiridye de meydana gelen modifikasyondur. Bu kalimun da meydana gelen adaptasyondur. Bu kalimun ne yaptı? Bulunduğu ortama göre yeşilse yeşil oldu, kahverengi ise kahverengi oldu. Kendisini avcıdan sakladı. Avcıdan sakladığı için burada da hayatta kaldı. Bunun sağladığı avantaj da hayatta kalabildi. Avcısından korundu. Kaplumbağaların suya çok sayıda yumurta bırakması, aynı zamanda bitkilerin çok fazla tohum üretmesi de nedir? Hayatta kalabilme, üreme şansını artırmak aslında burada da. Balıklar, kurbağalar, bunlar yumurtalarını dış ortama bırakır. Dış ortamı bıraktığında dış ortam güvensiz. Güvensiz olduğu için ne yapması gerekiyor? Yumurta şansı fazla olsa, yumurta sayısı fazla olursa, diyelim ki 10 tane yumurta yerine 100 tane yumurtası varsa, o zaman ne olur? Yüzünden mutlaka birkaç tanesi yavru oluşturmuş olur. Burada bir çaprazlama. Çaprazlamalarda bilmeniz gereken şey şu: hangisi fenotip, hangisi genotip? Bir de harflendirirken büyük harf mi vereceğim, küçük harf mi vereceğim? Buna dikkat edeceğiz. Bezelyelerde mor çiçekli olma geni büyük A, mor çiçek, beyaz çiçeğe baskın. Mor çiçek baskın olduğu için biz bunu neyle gösterdik? Büyük A ile. Beyaz çiçekte gene çekinik olduğu için küçük harfle gösterdik. Çaprazlamada eğer hangi harfleri vereceğinizi bilirseniz kesinlikle soruyu çok rahat çözersiniz. Yani hangi harf derken homozigot mu, heterozigotun ne olduğunu, saf dönme, çekinik mi, baskın mı? Bu tarz kavramları bilmeniz gerekir. Bir de genotiple gen de farklı olaylardır. Bunları da bilelim. Genotip iki tane olmak zorunda. Gen dediğimde de tek harften bahsediyorum. Şimdi bezelyelerde mor çiçekli olma geni, beyaz çiçekli olma genine baskın. Gene işte bu tarz bilgi veriliyor zaten soruda. Buna göre diyor bezelyelerin çiçek rengiyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Melez diyorsa ben hemen ne yaptım? Büyük A, küçük A yazdım. Saf dön mor çiçek. Bakın. Mor baskın bir karakter. Baskın bir karakterde genotipini bana söylerken saf mıdır, melez midir bunu söyler. Ama çekinik bir karakteri söylerken bunu söylemez. Neden söylemez? Çünkü çekinik bir karakter zaten homozigot durumda kendisini ortaya çıkartır. Hiçbir zaman çekinik bir karakter heterozigot durumda kendisini ortaya çıkarmıyor. Ben beyaz şey gördüm mü? Bu çekinik. O zaman hemen ne dedim? Küçük A, küçük A dedim. Bakın belirtmedi. Bu baskınlık kimde var? Morda. Mor baskın olduğu için morun iki tane genotipi vardır. Büyük A, büyük A olabilir veya büyük A, küçük A olabilir. Şimdi ben hangisine karar vereceğim bilmiyorum. Bilmediğim için yapmam gereken şey de soruda bana vermesi gerekir. Yoksa bir olasılık oluyor. İki tane seçenek var elimde. O yüzden şurada mor çiçekliği belirtirken başına koydu, dedi ki saf dört. O zaman ben hemen ne yapıyorum? Büyük A, büyük A dedim. Bu harflendirmeyi bilirsek işimiz daha kolay olur. Bir de şunu söyleyeyim size. Zaten genotip yazarken 3 çeşit yazabiliyorum. Başka genotip yazamıyorum. Hangi harf olursa olsun, hangi canlı olursa olsun hiç fark etmiyor. Benim genotipimi gösterebileceğim 3 tane harf var. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Şunu bilmemiz gerekiyor sadece. Çekinikten bahsederken hiç soruda size baskın mı, yani homozigot mu, heterozigot mu verip vermediğini bakmanıza gerek yok. Çünkü çekinik bir karakterden bahsediyorsa zaten ne yapmamız gerekiyor bizim? Homozigot durumda kullanmamız gerekir. Geldik şurada çaprazlama yapmaya. Genotipleri birbirinden farklı. İki mor çiçekli bezelye.
İki tane mor diyor. Mor baskındı. Ben baskın bir karakteri iki türlü gösterebiliyordum. Ya büyük A büyük A diyebiliyorum ya da büyük A küçük A diyebiliyorum. Zaten bana bunu yap diyor. O zaman ne yapacağım? Genotipleri birbirinden farklı. İki mor çiçekli bezelyenin çaprazlamasını yapın diyor. Hemen ben birine büyük A büyük A yazdım. Bir diğerine de büyük A küçük A yazdım. Çaprazlama yaparken büyük A'dan büyük A'ya götürdüm. Büyük A, büyük A. Büyük A'dan küçük A'ya götürdüm. Büyük A, küçük A. Büyük A'dan büyük A'ya götürdüm. Büyük A, büyük A. Büyük A'dan küçük A'ya götürdüm. Şimdi bakalım buraya. Genotip dediğimiz şunlar, bu harfler. İki tanesi bu, büyük A, büyük A. O yüzden hemen yazıyorum. %50 büyük A, büyük A. %50 de ne var elimde? Büyük A, küçük A var. Büyük A fenotip diyor. Mor, 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 mor. O zaman hemen ne dedim? %100 mor. Bu kadardı. Hemen başka bir soruya bakalım. Son soruda bunu yapıp dersimizi bitirelim. Son sorumuz burada. Şimdi bize neyi soruyor? Hangi moleküller tüm nükleotitlerde ortaktır? Bir nükleotit oluşurken fosfat, şeker ve organik bazdan oluşur. Bu fosfat P harfiyle gösterilir. Bu deoksiriboz şekeri. Bu geri kalan da organik bazlar. Bizim zaten dört tane organik bazımız var. Adenin, guanin, sitozin, timin. Eşleştirme yaparken adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin yapıyoruz. A'da hangi moleküller tüm nükleotitlerde ortak diyor. Tüm nükleotitlerde ortak olan 2 ve 3 numara. Yani deoksiriboz şekeri ve fosfat. Hangileri adenin nükleotidinin yapısında bulunur? Adenin nükleotidi dediğimiz zaman fosfat, şeker, bir de ne olması gerekiyor? Adenin bazı olması gerekiyor. Yani 1, 2 ve 3. Sitozin nükleotidinin karşısına gelecek olan sitozin nükleotidinin karşısına guanin gelir. Guanin nükleotidi. Guanin nükleotidi oluşturmak için bana gerekli olan şeyler deoksiriboz şekeri, fosfat ve guanin bazı. Hemen onu yazıyoruz. 2, 3 ve ne olması gerekir? 4.